Evet, burada metalin maden şeklinde görünüşü var. Bu şekilde parlatmışlar yüzeyini. Böyle çekiyoruz. Mesela yandan bakınca metal olduğu belli olmuyor. Normal taş gibi duruyor ama önden bak. Birazcık parlatınca böyle duruyor. Böyle. Sometimes bigger is better. İlk ayak basan Amerikalı'nın kullandığı aletler. Terazi. Bu da onun çantasıymış. Değişik bir çanta. Evet, burada da topladığı taş var. Dünyadan getirmiş. Bu toz. Topladı şeyler. Bu da fotoğraf. Diamonds. Diamonds'lara bak. Bak, burada kimyasal formülleri de yazıyor, gördün mü? Orada şey, kimyasal silim şeyleri. Lan, hepsini fark ettiysen. Gerçi hepsinde yok. Şu sol alttaki ne var? Kırmızı olana. Şu mu? Kırmızı olan ne öyle? Şu mu? Yüzük. Bak, değişik gelme biliyor musun? Şeffaf abi. İşlenince şeffaf oluyor. Şurası işlenmiş hali aslında. Şunlar direkt onun hali. Nasıl renkler ya? Doğru nasıl parlıyor? They're coming in so many different colors. Ethiopia, the blue one I like. This more, one's more red, rainbow. Like orange. Yeah, iridescent. Different colors. Yeah, like those two from Australia. And the neon colored one. Which one? That's cool. Like the neon pink and green. Yeah. That is cool. Evet, okay. Atalarını görmeye gidiyor. Bu bizden bir önceki Homo Neanderthal. Anlat bize hadi. O kadar bilmiyorum kardeşim. Bu bizim yani 25 milyon yani. Yıl önceki, 3 milyon yıl önceki yaşayan, bizle beraber yaşayan. İlk insan. En yakın olan kuzenler. Kafaları bizim kadar çalışmadığı için ve gittim şartlarına ve ayak hidromatikleri için yok oluyor. Evet. Homo florensis. Homo heidelbergensis. Şimdi bunların şeylerini göreceğiz büyük ihtimalle içeride. Homo erectus. Homo erectus. Ama yaşadıkları yıllar arasına bak. Biz homo sapiensiz. Tabii illa ben öncesini düşünmek lazım. En yakın bu mu? 40 bin miyiz?
Ve 430 bin yıl önce. En yakın bu kardeşim. Ama en uzun aralığa baksana. Aralık olarak hemen hemen 400 bin yıl yaşayabilmişler. Bunlar da 50 bin yıl civarında. Bunlar 500 bin. Hele şunun yaşamı... Şeye baksana, büyük ihtimalle her şeyi bulmuş da anasını satayım. Resmen kaç? 1 milyon yaşamış. Bunlar yaşamış. Bunlar da 1.2 milyon yaşamış. Bunlar savanadan ilk çıkan tayfa işte. Savanadan, şempanzeyle ortak atamız değil. Tamam o zaman geçelim. Ne diyor? Australopithecus africanus. Hmm. Afrikalıymış. 5 milyon. Kafasını görüyor musun? Beyin küçük. Ama bak çeneyi de görüyor musun? Çene yapısını da. Ağzını daha çok kullanıyor. Yani bir şey pişirmiyor herhalde. Çok öğütmeden yiyor. Çenesi hala kuvvetli aslında. Öyle söyleyeyim. Hala bir kuvvet var. Bizimkisi gibi öyle. Yok olma seviyesinde bizimkisi. Oh, good offenses. Buna da... Şunun çeneye bak. Bu da Kenya. Bak bunlar... Güney Afrika. Tamam, bu daha yakın. Güney Afrika'dan geliyor bu. Abimiz. Şu Güney Afrika'dan geliyor. Bu direkt Kenya'da bulunmuş. Küçük beyni. Beyni biraz daha geniş. Bir öncekine göre. Ama hala hani bir şey bile değil yani. Şöyle bak. Şöyle kısa gelince direkt geliyor. Burada artık şuradan şuraya geçerken beyin çok çalışmış. Hani şundan şundan geçişi tam anlayamıyorsun ama bundan buraya geçerken beyin biraz daha hani... Bayağı büyümüş. Büyümüş. Ve bu da imtiyazın oralarda. Denizli. Bizim bu Yunanistan'da. Yunanistan'daki. Bu biraz deniz havası almış ya. Önceki yine atalarımız. Buradan bunun delikleri büyümüş kanka. Ya bunların aslında tam neler olarak neler yapıldığını aşağı yukarı tahmin edebiliyorlar. Ben çok hakim değilim. Homo sapiens. Bu da bizim işte. Bu biziz kardeşim. Bizim beynimiz böyle. Evet, farklarına şöyle bakınca şöyle farkları var. Ağzı görüyor musun? Evet, şimdi ağaçta en aşağıdan başlıyoruz. İlk şuradan başlıyoruz. Evet, başladık. Buradan yukarı çıkıyor. Bu ne abi? Bu ayrı bir aile o zaman. Bunlar bizim ilk kapılarımız. Ya farklı coğrafyalarda o zaman. Hemen hemen aynı coğrafya. Hayır bak şu. Daha çıkmış. Daha savanaya çıkan bir tayfa değil. Hiçbir. Şuradan yapıyorlar. Şunlar savanaya çıkıyor. Şempanzeyle ayrılıyor artık buradan. Şunlar? Şuradan anlıyorsun işte. Şempanzeden sonra buradalar. Abi burada daha bu bulunabilen ara. Hala anladım. Ateş mateş falan bunlar bu ya, tekerleği falan. Şuralarda bulunuyor. Buralara gelince artık... Avcılık zaten tiplerinden belli oluyor. Hangilerin avcılar, hangilerin toplayıcılar seviyesinden geçişim de aşağıya falan var. Tabi. Kimisi de sakallı, kimisi sakalsız mesela. Orada bir fark. Ya tabii ya. Hepsinde kıl vardır yani. Genetik olarak benzerlikler. Tavuk ve %75 olarak genlerimiz aynı. Tavukla %75. Tabii. Ne bileyim. Fareyle %85. Ağaçla %60'a yakın bir benzerliğimiz var. Muz ağacıyla %60. Tabii. Bu şerefsiz muzla şey maymunlar var ya. Kuyruğunu çekip kaçan bildiğim şeyler yapan maymunlar. Orangutanlarla %96. Ve şuraya bak. Şempanzeyle %98.8. Işığı çalışmıyor. O goril. Gorillerle %98. En yakın akrabamız şempanze. Bu bizim Charlie vardı. Önceden küçükken şey yapıyorduk. Yani kimi vardı öyle.
Charlie maymun var. Evet. Oysa şempanze oluyor oradan. Anladım. Hatırlayabiliyorsun ne kadar zeki olduğunu. Tabii bu bile bize en yakın şu anda yaşayan akrabamız. Bir de şu Neandertallerden birkaç tane örnek görseydim. Yaşasaydı bu kadar. O zaman onları daha iyi anlardık. O ara geçişler yok işte, yaşamıyorlar. Çünkü öldüler. İnsanlar o kadar çok çoğaldıysa onlara şey kalmadı yani. Alan da kalmadı. Bir de iklim beslenemediler. Bunlar vahşi olduğu için kalabildi. Bunlar da az kaldı. Yani uygun bunlar da. Maymunlar vahşi ortamda ama diğerleri evcilleşmiş olduğu için kalamamış olabilir. O çünkü ya o bayağı bildiğin insan. Senden farkı yok. İnsan evcilleşmiş o zaman yani. Evcilleştirmek insanlar için var olan bir şey. İlk olanları, bu bir erkek örneği. Büyük dişleri ve keskin dişleri var mı? Ot ot yiyebiliyorlar. Gördün, ne zeki oldu. Yerden koparım. Bu da artık avlanmaya geçen nesil. Böyle çizmişler. Yani eklemeye başlamışlar. Burada da yürümeye geçişi anlatıyor. Bel kemiğiyle alakalı. Şöyle gösteriyor. Bak dizimizle alakalı şimdi. Bazen belimiz ağrıyor, onun neden olduğunu söylüyor. Ağaçlar uzanmaya çalışa çalışa ayağa kalkmışız diyor. Maya, over here honey. Bu da yürüme işte iskeletini gösteriyor. Burada da kullandıkları aletlerden dolaplar var. Ateşi bulan ilk insan. Ne diyor? Hayvanlar avlamaya başlıyorlar falan filan. Avladıktan sonra çabuk çürüdüğünü görüyorlar. Sonra diyor ki biz bunu yakmalıyız dostum diyor. O yüzden ondan sonra pişirip yiyorlar. Bunlarla mı yakıyorlar? Bu da ilk çakmak taşı. O evet, çakmak taşı örnek. İçinde bunu taş devrinden çıkıyor o zaman. Taşla hem parçalıyor hem kesiyor. Taşı hem kullanmayı öğreniyor. Taşı kullanmayı öğreniyor. Cila alıyor. Madde kullanıyor. İlk alet kullanıyor. Aynen. Bu şekilde de örnek gösteriyor. Şempanzeler de hala mesela alet kullanabiliyorlar. Onların yaşam araçlarına gidince. Evet, bu dinozor iskeleti var. Baksana ne kadar uzun. Öyle gidiyor. Evet. Aa, bunlara zaten et mi yeter ya? Üsttekine bak. Bunlara ne et yeter ne bir şey. Ha, bu dinozor değilmiş ya. Ne olduğunu anlamadım. Balık herhalde. Ama bayağı büyük abi. Şuna bak. Şuradan başlıyor. Hadi bak yorumluyoruz. Beyni, insan beyni. Fil beyni galiba. Şu ne beyni? Fil beyni. Bilmiyorum, balina mı o ya? Şu ne
Süleyman Bey'in. O ne? Fox. Şimdi bak, sincan beyin... beynin önemli olan beyindeki kıvrım. Kıvrım sayısı önemli. Yani. Baksana bunda. Demek ki sincap çok aptal ya. Sincap değil ki, tilki o. Fox Squirrel işte. He, pardon, Squirrel yapıyormuş. Balina. Balina bayağı. Ama... Balina.